Merhaba herkese. Bilet Seferi'nin ikinci ekstra bölümüne hoş geldiniz. En son işte yani şu şeyleri halletmeye çalışıyorduk. Kislev istilasını halletmeye çalışıyorduk ki halletmekte üzereyiz. Arkasından topraklarını almaya yavaş yavaş başlayacağız. Tamam ya, alayım. Birazcık hızlı ilerlemekte fayda var. Kılıfayı zafer. Tamam, fazla hasar almadık öyle bir kılıfayı zafer için. Hı-hı. Tazelenme oranı güzel. Şimdi nasıl bir yol izleyelim? Milady şuraya gönderir. Arkasından bu tarafa yollasam daha iyi olabilir. Orman elflerine falan da savaş açmam icap eder ama yok. Önce Kislev'in işini bitirip ondan sonra orman elflerine savaş açmak lazım. Tamam o zaman. Hatta şu Örze'ye de bir savaş aç. Aman. İşte. Adı her neyse. Ezege'de bir savaş açmak lazım. Ama öncelikle şu savaşı bir sonlandırmamız lazım. Dolayısıyla ikinizin aynı tarafa gideceğini görüyorum. Nispeten. Maşallah etine geçebilirsin. Sen de onu takip et. Senin de biraz büyücü yapabiliriz. Evet, şunu dövüşleyebilirsin. Şu tarafa geçebilirsin. Bu ne yapıyormuş? 16. Güzel. Arkasından... senin de bütün ihtiyacım olan şeyleri aldım galiba ama... Güzellik falan yani... Bari boyut olsun bari. Bakalım oğlunu al. Gevlet ise şu an Talapayma saldırabilecek pozisyonda mı öyle? Direkt saldır al. Böyle saldırmak demişken diğer ordunun kuşatma saldırganı vardır elinde değil mi ya? O hiç aklıma gelmedi. Bir bakayım. Sen kuşatma saldırganı mısın? Değilsin. Bu da değil. Bunlar zaten değil. Ha bak. Durduk yere şimdi kuşatma saldırganım olmadığı için sıkıntı yaşama ihtimalim vardı. İyi aklıma geldi. Yerden alabileceğim kimse yok. Gerekirse hani önümüzdeki tur falan bir damla daha yetiştiririm belki. Cehennem atına da var. Ha. Şu olmasa rağmen yok yani. Tamam. Sen peki hangi bine biniyorsun? Zombi ejderha. Ha. Buna bindiğinde kuşatma saldırganına kavuşur da. Bu 18. rütbeli. Daha biraz daha var. İhtiyacım olabilir o sırada kuşatma saldırganına. Boşuna tur kaybetmeyelim. Güneş vurdu, bir perdeyi çekeyim. Evet, yıldırım çarpışmasını aldı. Şunlardan bir tanesine bir şey verelim. Mesela şu. Arkasında şu gizemli ön sesiyi alırız. Bunları maksimum aldık. Tamam, hücum bonusu da verelim. Onu da ikileyelim Isabel Hanım. İyileştirmek için. Ordular böyle. Vlad'in yanına bir ordu daha vereceğim. Tuzak görevi görmesi için ama Manfred'i vermeyi tercih ederim. Başarılı mı? Eline sağlık. Bunlarda var mı bir hedef? %49. Şöyle bakalım. Okay. Moralleri bozmak yok. %49. %100 demek değil sonuçta. Burada başka hedef pek göremiyorum sanki. Tamam, gel şuradan tekme çal şimdilik.
Olasılık. Aslında bunları bu atlarından indirmek birazcık para kazandırır bana. Şu an at üzerinde olmalarının herhangi bir pozitif etkisi yok da. Neden girmiyorsun diye soracak olursanız tembellik derim. 33 tane bakalım. Yola devam. Grimsel. %80 artık yani, artık bir zahmet lütfen yani. Tamam, şuradan sana bir menzil tercih verelim, atıyorum. Okey, Güney Silvanya'da yapmak istediğim şu 6 tur var. Büyümenin yeterince artmasına. Şunu istiyor muyum? Hayır. Bunu istiyor muyum? Hayır. O zaman şunu yapayım. En azından şu acemi lord rütbesinin artması falan fayda sağlar. Şu bir fayda sağlamıyor ama yapsın hadi. Orada kalmasın öyle. Antok. Tamam, orası kalsın. İhsiyana da az kalmış ama. Şimdi şey yapma istersen. Biraz parası biriksin zincin de ondan sonra satmayı denerim. Obelisk kalesine para binası yapmışım. Büyüme binası yapayım bir tane de. Mutland aslında şimdilik. Avar toprakları. Mörzek elbet bir savaş açar bir ara ama. Binası. Zatayma ikinci seviyeye çıkabilir. Parayı da bitirmiş oluruz böylece sanıyorum. Bir de şunu yaptım hadi. Sigmar kültürüyle artık bir anlaşma yapabiliriz. Yalnız hakikaten masalın olan kişiye konfederasyon teklif edememen çok canımı sıktı ya. Heinrich Kemmler'la konfederasyonumuz bayağı bir ertelenmiş oldu bu nedenle. Bir şey daha öğrenmiş oldum bugün, ne diyelim. Katerin yine kendini hayvan gibi bir ordu toplamış bile bu arada. Ha, bu eski ordusuydu. Sadece Katerin'i başına geçirmiş. Okey. Katerin'e Bled'i göndermeden önce en azından şu ikisini alabilirim ya. Festus biraz fazla gelebilir. Belki onların başka yerleşim yeri de vardı. Bunların tek yerleşim yeri. Bu da bunların tek yerleşim yeri yanlış bilmiyorsam. Oralarda sonuçta uzun sefer zaferinin şartlarından bir tanesi imparatorluk toprakları. Hazır, güzel. Hemen bir kontrol edeyim. Aynen, tek yerleşim yeri. Bu da onların tek yerleşim yeri. Bir tane Northland varmış, iki yerleşim yerli. Ya bir de şeye bakayım kaç yerleşim yeri var diye Festus'a. Bir. Aslında şu üçünü de takır takır halletmek şu an mantıklı olabilir. Şu her günkten başlasak. Otomatik sonuçlandırma vermeyebilir bu arada. Çok kalabalık olduğu için bir bakalım. Do not waste my time with petty talk. Make your offer and be done. I will not obey. Okay. Ha, verdi. Yüksek kayıp diyor. Kimse ölmüyor ama. Şöyle bir etrafa mı bakayım? Kimse var mı saldırabilecek? Saldırsa da bir şey yapamaz. Tamam, kimse yok etrafında saldırabilecek. Yüksek kayıp, yüksek kayıp. Ben bunu alırım. Yok edildi. Tazelenme meşek gibi zaten. Odun değildi. Bir büyüme al azıcık. Kurdan Valt ilerisi. Arada orasını da almak fena olmayabilir.
Burada şunların herhangi ordusu yok şu an diyecektim, varmış bir yerlerde. En son şuralarda görmüştüm onların ordularını galiba. Evet, 40 oldu. Şunu al. Bir sonraki tur alırsın onu. Önce şunu al. Ayrıca Isabella'nın fiziksel özelliklerini de tamamlamış olduk. Oradaki tipleri öldürmüştük. Kapel bölgeye ulaşamıyoruz. O yüzden kendi topraklarımda kalayım. Birazcık da büyü tazeleyeyim diyeceğim de çok fazla etkisi olmaz. Neyse, olduğu kadar. Sen de gel. Burada hala bir kuşatma saldırganı yok. Bakalım, ihtiyacımız olduğunda yerden falan buluruz elbet ya. Ya da işte şey alırız, namlu alay alırız. Tam ihtiyacım olan şey budur. Ritbe 7'nin üzerinde kimse var mı? Varmış aslında. Cool. Şunları da güçlendireyim bu arada, mezar muhafızları. Onları da kullanıyoruz sonuçta. Hiç hedef kalmamış gerçekten. Teknoloji çal o zaman. %14 başarısızlık. İmriye falan gönderebilirim aslında. 48. Başarılı. 6 tane ölüm, ama şey, kan öpücüğüm oldu. Bir tane daha özellik alabilirim o yüzden. That will do nice. Arkadaş biraz fazla mı başarısız oluyor, bana mı öyle geliyor? Şimdi bir daha deneyeceğim. %33, iki kere tutmadı, üçüncü tutmadı. Kevin yoluna devam etsin, en uygun gördüğü yoldan. Sen şunu bir yaralamayı dene. Şansızlık, tamam. İhtimal düşüktü zaten, normal o kadar da. Elle var 11K. İşlendirmek mantıklı. Antok. Bakayım parası birikmiş mi? Antok'a verecek param var mı dostum? Yok. Bir ihtimal Volkmar'ın olabilir mi? Pardon, mola vermek durumundayım. Affınıza sığınırım, bir açmam gerekti gerçekten. Ne yapıyordum? Ha, bunların parası yoktu. Senin bir ihtimal paran olma ihtimali var mı, oraya verecek. Senin yokmuş, tamam. Bir sene daha bekleyebilir. Link. İkinci seviyeye çıkarmadığım hiçbir yer yok galiba. Artık yavaş yavaş istediğim bir iki yeri, üçüncü, dördüncü seviyelere çıkarmayı düşünebilirim.
Oralarda genel olarak Templar Kalesi. Ya buranın, evet şunu da bir yapmak istiyorum ya. Yeşil delili saldırısı gelir, bir şey olur şimdi. Bu arada 3. seviyeye çıkardım. Okey, parayı böylece bitirmiş olduk. Ama maddi açıdan fena durumda değiliz. Bir yerden beklenmedik bir saldırı gelirse yeni bir ordu basacak ve idame ettirecek paramız var. Şimdi aldım. Şöyle baktım. Devam. Kan öpücüğünü harcamadım sahi. Aha, Manfred'i çağırmadım sahi. Şey yapayım ben. Gene bir tükürdüğünü yalamanın yalamasını yapayım. O Altdorf'un yanındaki şehrin Grünberg müydü? Oranın şeyini, askeri binasını tekrar yapayım. Bununla vasallığı bozduktan sonra güzel, onu da halledeceğiz. Vasallığı bozduktan sonra aramız bozulacak. Burayı satarak aramızı tekrar düzeltirim. Bir ittifak koparırım. Dolayısıyla burayı şimdiden yıkayım da unuturum sonra. Okay. Burada bir sıkıntı yaratacak kadar ciddi bir güç var mı? Vallahi yok, zaten küçük bir yerleşim yeri. Birisi katılmayı mı reddetti bana? Sen bazılar bu sarayı Windland. Dur. Büyük Lejyonu, Sigmar Kültü, Zinchkar. Başka bir şeyim yoktu galiba, değil mi ya? İttifakım yoktu zaten. Katılmayı reddeden yok. Yanlış gördüm ben. Tamam. Ha, bu arada bunlar da desteğe gelecek şu an. Güzel. Ha, şu artı 40'ı da almış olduk böylece. Middendent de yok edildi. Desteği... bir dakika. Ben evet, burayı satarım. Daha iyi olur. Tamam, Grünberg benim kalsın. Bundan tekrar yaladığımı yalamayı yapmış oldum. Şimdi karar değiştirdim şehir için. Şehir halkına yazık, sürekli binaları yapıp yıktılar. Şehir halkı derken zombiler yaptı muhtemelen o binaları da. I thirst. This night, kill. İkisi de bir şehri daha almış olduk. Bir imparatorluk şehri daha almış olduk. İmparatorluğun doğal coğrafi sınırları içinden. I will alone. Night march. Unhand the Tsarina. Bunu korkutmayayım da. Şu vaziyete girsen. Belki yaklaşmayı tercih eder. Borders. Çok seviyorum ya gerçekten bunların şeylerini. Ses tonlarını, konuşma biçimlerini. Gülüşü de ayrı güzel. Güzel. 58 ihtimal tuttu. Heh, kan öpücüğünü unutmadan. Büyük rüzgar giriş kaynağı kapasitesi falan almaz. Artı 5. Yani aslında... Tamam ya, hadi gel. Artı 5 fena bir oran değil şimdi, kabul etmek gerekirse. Azazel de benden pek haz etmiyor gördüğüm kadarıyla ama dur bakalım, şu an bir imparatorluk toprağı ele geçirmemiş. Geçirirse savaşa girmem gerekir.
vardı. Herhangi bir suikast düzenleyebileceğim bir hedef görmedim. Kritik başarısızlık, okey. Geri gelecektir. Burada bir %11 ihtimal varmış. Başka daha iyi bir ihtimal %32 var. Dene bakalım. Nice. Bereketli bir tur sonu oldu. Bereketli bir suikast süreci oldu. Karanak. Hadi. Karanak mı sen mi? Tabii ki. Karanak kimmiş? Karanak da lore'daki, Warhammer lore'ndaki en böyle asla avını bırakmayan süper über suikastçı birim falan. Ama tabii ki Grimzel dururken esamesi okunmaz. Unutmadan şu Manfred'i de alayım da Vlad'in yanına. Vlad. Okay, kardeş kardeş takılın. Yerinizi üzmeyin, kırmayın. Şunu bir al. Şunu da bir al. Büyücü yapmak istiyorum Vlad'i. Çok güzel büyülerini azaltan şeyleri var. Hatta itemleri ne yapıyor? Nefsiksel direnç. Tazelenen beden. Büyülere etki etmiyormuş bu. Saldırılar. Güç dolumu veriyormuş yakın muharebedeyken. Tamam, bunlar büyülerini daha güçlü ya da daha ucuz hale getirmiyor. Ama yani şunlar güzel şeyler. Bunları bir alayım. Zil direncini al, ejderha üzerindesin. Ardından şu ruh parazitini ikile. Yaşanmayı al. Aa, pardon pardon, bir dakika bir dakika bir dakika. Yunan'ın kaderi. Okay. Ölüm büyüsünden gitmeyi tercih edeceğim. Daha büyük arkan olduğu falan var orada. Ruh paraziti bir kalsın. Nekin yakarışını yine klasik ikileyelim. Şunu ikiledik. Şurada bir tane. Nazar al. Kaçınma. Ölüm rüzgarını al. Bunu al. Büyü rüzgarı al. Daha büyük arkan olduğunu al. Topraklama da işine yarar. Mezil direnci. Vampir ilmi uzmanı. Şimdi geriye 8 tane daha kaldı elimde. Üstüne bir de ölüm büyüleri gerekli mi gerçekten? Bence gerekli değil. Yakın dövüşte güçlendireyim. Evet. Şehveti. Bu kadar mı? Tamam. Güzel bir dağılım oldu bence. Yine ordunun yanında zaten bir tane yam geziyor. Okay. Ya geliştirmelerine bakalım. Başta Kuzey Silvanya'yı geliştirmek isterim. Bu da bizim yarı yarıya ara ana vatanımız sayılır. Mutlent'te komşumuz, hobbitleri severiz Andet bile olsak. Kalabeklende şundan bastım bir tane ve parayı harcamış olduk. Nerede bir mevcut? Burada. Ne olsun. Bu değişimcinin acaba nerede bir tane şeyi kaldı? Yapay zeka nasıl kullanacağını bilmiyor. Yeni değişimci ordusu basmıyor. Ama yani fraksiyonda bir türlü yok edilmedi.
Yeni mi başladın? Peki. Sönlendi. Sönlendi. Ne? Şurada Katerin'in ordusu var. Ayılar mayılar. Saldırabilecek pozisyondayım. 8 kişilik de bir garnizon var. O bana saldırabilecek pozisyonda değil. Şuralarda bir... oralara da giremem. Bakıyorum da... Herhalde alırız ya. Tabii ki Keter'in çok büyük bir tehdit ama... Garnizonu da var falan ama... Bence alırım gibime geldi. Otomatik sonuç vermeyebilir. Verdi. Alırım. Alırım. Kendi bu arkadaşımızı da malum etmiş oldu. Sağlık. Var mı yerden kaldırabileceğim bir kuşatma saldırganı? Bak, öncelikle şuna bakayım. Ha, bu 18 olmuş o zaman. Pardon, bu değil. Ha, şunun 18 olması gerekiyordu. Zombi ejderha için daha olmamış. İhtiyacım olacak mı? Vallahi kiste ve saldırmak mantıklı şu an. O yüzden bir kuşatma saldırganına ihtiyacım olacak gerçekten galiba. Sen kuşatma saldırganısındır muhtemelen. Evet, gel. Yakın dövüş savunması veriyor alan etkili. Uf, çok iyiymiş ya. 18 saniye yine veriyor ama olsun. Şunu da aldım ve hatta ben şunu da üşleyeceğim. Ordularımda, ordumda onlardan da bol bol var çünkü. Cazibe ne yapıyordu? Alan etkili. Bunu yakında bir şişim yapsam ama neyse ya, bir arka doluna gidelim. Ondan sonra yakında bir şey veririm onu da. The von Karstein. Ne durumdasın? Yani ordusu galiba buralarda, buraları yıktığına göre. Yani onu oradan temizlemeden gitmek birazcık can sıkıcı olabilir. Ben bir temizleyeyim. Şu şehirlerini bir alayım. Ardından Festus'u bir yerlerden buluruz diye düşünüyorum. Şu an ulaşamıyorum oraya. Önümüzdeki tur ulaşmış olurum ama. Hah, şuradaymış direkt. O zaman kritik başarısızlık. Okey. En azından yerini değiştirmiş olduk. Buralarda fazla bir hedef yoktu onun için. Aslında Emir'e göndermek falan da mantıksız olmazdı ama. Suikastede bir fazla kalmadı gerçekten. Ha, Festus'a gideyim sahi. Anlayışla karşılayabilirim bu %30'u başarısızlıkla sonuçlandırmanı. Birazcık Rike topraklarında şurayı büyütebilirim. Vermemeye karar verdim burayı en son şeye. Özel binası olan ya da en azından ticari kaynağı olan yerleri büyüteyim birazcık. Şurada mesela özel bir bina var. Burayı neden daha hızlı büyütmeyeyim ki? Nül.
Elbette şarap üretelim. Hep zombi teknolojisi araştırıyorum. Zombim fazla olmamasına rağmen ama yani acil bir durumda zombi ordusu basması çok kolay ve güçlü olmaları o acil durum ordularının güzel bir şey tabii. Daha geçmedi değil mi bunun 6 turu? 3 turu daha var aynen. Orada büyük bir ordusu daha varmış. Aslında buralarda bayağı hedef var ya. Kahraman falan var Katerin'in. Ama Festus'a yolladım zaten buradakini. Şu yaralanan kahramanlarım geri döndüğü zaman belki bunlara yollarım şimdi. Festus burada. Benim için tehlike arz eden bir yerde değil. Ben direkt alayım. İttifak bilmem nesi de yok. Kim çıktı? Zint çıktı. Abi vasallıktan böyle kolay çıkabiliyor musunuz? Gerçekten ya. Abi şu an çok moralim bozuldu gerçekten. Yeni ligi mi? Gerçekten mi? Tamam, savaşalım o zaman. Bir küçük tuvalet molası müsaadenizle. Zemmeyi başlat. Yani tek bir giderle de alırız direkt klasik. Şöyle gelin. Geri kalanınızda seni de yollasam. Yok ya sen biraz kırılgan bir dostumuzsun. Sen de arkada bekle şimdilik. Şuradan girelim direkt. An ancient power is rising. Menzilinden çıkarayım da daha sonra çağırabilirim belki içeri bunları da şimdilik şey yemesinler. Sen de zikzak yaparak gel abi, biraz fazla yavaşmışsın sen. Çıkaramadık bunları yahu. Azıcık daha yiyelim bari. Join us.
Girin direkt arkadaşlar. Hiçbir şey yapmama gerek olmadan muhtemelen takır takır kazanacaktır bunlar zaten. Mortis motoruna biraz hasar veriyorlar. Mortis motorunu hatta biraz iyileştirsem fena olmayacak gibi. Okay, şunlardan da basalım biraz. Bir ölüm rüzgarı fena olmaz. Motorundan biraz endişelendim ama ölse bile zaten yerden muhtemelen yerisini kaldırabilirim. Senin çok alakasız bir yerde kalmış bu arada, o da ortama girsin. Necromancer, sen hasar alıyorsun galiba. Isabella neredesin? Şunu yap ona. Daha bassam mı? Nasıl? Şu an rüzgarından daha çok etkili olur gibi. Necromancer'ın biraz canı gidiyor. Birazcık endişelendirmedi değil beni. Still my beating heart. Vampirlerin seslendirmesini övüyorum ama Necromancer'ları da es geçmeyelim gerçekten. Onlar da candır. Bunlar neymiş? Ha, şöyle bir şeyimiz vardı değil mi? Uçan birimleri etki ediyordu. Bu özelliği de aldım da hiç uçan birim de çıkmadı karşıma doğru düzgün. Mortis Engine 25.000 hasar verdi bile. Büyücümüz 26.000 hasar verdi. Mortis Engine hakikaten böyle blok halindeki düşmanları inanılmaz harcar. Hiç belli etmeden yani. Yakından izleyeyim falan diyorum ama her şey de çok karışık. Evet, çok bir şey kalmamış olması lazım artık. Biraz hasar alanlarımız var tabi de. Şuraya bir tane daha şundan yollayayım ben en iyisi. Hah, bitti zaten. Süper. Sencin ve Jöleciğim efektiflikte birbiriyle yarışmışlar resmen.
Aa, Manfred kulu sokmayı unuttum ben sahi savaş ayak. Onu da getirseydim keşke zombi ejderhasıyla. Okay, şu an Festus'un bir yerleşim yeri kalmadı. Şunu yap. Buna ihtiyaç olmaz bence. Şu ikisini yapacağım ya. Onları yapma fırsatı her zaman olmuyor. Onların kapasitesini arttırayım. Sadece onların kapasitesi olması lazım. Şu an. Şunu da yapayım bir arada. Şimdi kalsın böyle. O kahramanlardan ihtiyacı olan var mı aslında? Sen şunu almıştın en son. Bakın büyü rüzgarları güç kaynaklı asgarisi. Bu sefer hareket menziliyle öldü kaldırma maliyeti. Güzel bir özellik. Şu akıl hocasını da ikili o zaman. Çok fazla bir yetenek puanı kalmadı. Vlad'in o kalan yetenek puanlarını nasıl kullansam acaba? Şimdi onu sormak istemiyorum. Çok hücum kullanmıyor çünkü bu. Savaşın içinde kalıyor genellikle. Arabayı tetkisi geç. Yani ya büyü olarak biraz güçlendirebilirim. Şu an kaç yetenek puanı kaldı şimdi? 42'de bir tane var. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 9 yetenek puanı var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ön rüzgarını alamıyor. Şey alabiliyor ama arka dolunu alamıyor. Ya ben ordusunu güçlendireceğim bunun ya. Mortis motorunu güçlendireyim mesela. Başka ne güçlendiriyormuş bu? Ceset arabalarını falan güçlendiriyor. Başka hiçbir işi işime yarayacak bir birim güçlendirmiyor. Şöyle bir bakayım başka. Varguf almak isterim olabilir. Tamam ya, Mortis motorunu güçlendirelim biraz bari. Ne yapıyormuş? Yakın savunma veriyormuş. Güzel, işe yarar. Mortis motorunun bir önceki savaşta hasar aldığını da göz önünde bulundurursak. Zaman ya, ne versem artık. Patlama verelim. Şunu da ekleyelim. Tamamdır. Zaten verebileceğim fazla bir şey kalmadı Isabella'ya. Yok. Hadi şu güzel bir battır, onu verelim. Senin almak istediğim her şeyini aldım. Daha sonra kafana göre davranabilirsin sen. Bir akıl hocası, bir de... Bundan, tamam. Bu da 20 olmuş ve... Onu da galiba istediğim şeyini aldım. Tamam, ölü kaldırmayı biraz yap o zaman. Ölü kaldıramayan ölü çağırıcı birazcık terbiyesizlik olur tabi. Şurada da bir ordusu olduğunu görmüştüm. Güney'e inmesini istemem kendisinin. Address me as sir. I will alone. Onlar hep bizim toprağımız. Tamam, şurada bir pusuya yatalım mesela. %90 ihtimal olan bir yer bile var. Sen de gel yemlik görevi gör. Saldırabilecek pozisyonda umarım oraya götürür. Umarım pusu başarısızlığa uğramaz. Manfred sen ne? Kendi özelliklerini geliştiriyorduk değil mi en son? Şuradan devam edelim. %25 dene bakalım. Okay. Darkness comes. This will be fun. It will be as dust. Yaralı eylemini biraz arttır tabii ki. Is the red kiss.
%80. Nice. 6 kana füjüğüm var böylece. Maksimuma ulaşmaya çok da kalmadı o zaman galiba ya. Tek puanı kimin? Şimdi tamam. Şöyle bakalım. Bunun 12'si. Yani şunların bir ikincisini almak fena olmaz aslında. Bilim tecrübesi iyidir. En önemlilerini aldım artık. Hangisini aldığım o kadar da büyük önem arz etmiyor. Yani zinç. Ya bir dakika. Savaşa katılmayı reddetti. Ama hala vasalım. Ha, peki. Tamam. Yani katılması önemli değildi zaten o kadar. Tamam, okey. Paran var mı? Senin paran var mı? Hiç yok ya arkadaş. En son Tic Tac Toe'ya satacağım, o olacak. Bende var para. Ama o da basalım ama kabul etmiyor yani. Yine de satsam ya. Daha çok para da verebilir belki ama. Bir dursun bakalım. Henüz daha isyanı çok var diyecektim. İsyan zaten söz konusu değil. Tamam bir dursun o zaman ya. Bir zararı yok oranın. Neyse. Ha, istediğim binaları dikmiştim. Daha çok para ihtiyacım vardı. Daha çok istediğim binaları dikebilmek için. Burası 4'e çıktı. 5'e çıkmaya daha var. Sarpayım herhangi bir tehlike altında sayılır mı? Sayılmaz bu saatten sonra. Buraya da direkt para binasını yapıştırdım o zaman. Daha fazla çarap üretiriz böylece. Güzel. Pestilanlarla karşılaşmışız. Tamam, size bulaşma niyetim yok zaten. Çok uzaktasınız zaten. Mümkün olduğunca iyi bir anlaşma yapalım sizinle. Güzel. Morse klanı gidici. Bu arada ya, Hamlin Gorse'da ne oldu acaba? Ona hiç bakmadım değil mi ben? Galiba ölmüş ya. Nurgle hastalık bulaştırıcıları yaşıyorsa Herman ölmüş demektir büyük ihtimalle. Sen savaşıyor musun? Yok, Herman gitmiş ya, belli. Bir gönderim yine birini de zannetmiyorum hiç. Çok barış halinde yaşamayı seçmediyse eğer, ki Herman barış pek sevmez bildiğim kadarıyla. Başarısız olmuş maalesef. Ordu yine de saldırmayı tercih ediyor. Çünkü yıldırım çarpışması varmış. Geri çekiliniz efendim. Orada saldıracak mı? Yo, yemedi mi? Fesuz oraya kurulmuş bu arada. Orada çok büyük bir tehdit haline gelemez. Ama çok da zaman tanımamak lazım. Ben dolayısıyla bu dağların batısından kuzeye çıkacağım. Hatta buraya geldi hazır.
Bir ortodoksluk gitti. The world will drown in blood. Sen sevgili Vlad, marş vaziyetine gir. Şuraya kadar gel. Manfred. Aynı şeyi sen de yap, geride kalma. Kurdan Wald'ımı aldırsam ona diye düşündüm de yok öyle yapmayacağım. Şurada bir lord basıp onu aldırırım. Asıl soru bu orduyla şu an şuraya dalmalı mıyım? 17 kişi yok. Biraz garnizon fazla kalabalıkmış. Buradan da bir şeyler geliyor falan derken ben yine bir pusuya düşürmeyi deneyeceğim. I thirst. Okay, sen şurada birini görmüyor musun? Görmüyorsun. Yok mu ya bunun iç kahramanı? Ha, şurada vardır. %25 gene de dene. Gene de dene. Şu da denenebilirdi aslında. Neyse. Şuna bir suikast düzenleyemedik ya. Bir saattir denememize rağmen. Ya sen şu Defkorg'a bir gitsene. Belki orada birileri vardır. Orada yok da şurada belki o güzel bir hedef bulabiliriz kendimize. Kevin, yola devam. Hatta sen aynen şuraya doğru gel. Ordulara katılmanı isteyebilirim senden. Burada kimse yok. Sen de biraz şu tarafa mı? Burada kimse var mı? Orada da kimse yokmuş. Tamam, kuzeye çıkma o zaman. Okey. Kahraman kapasitesi demiştik. Var mı? Ölü çağıran. Vampir, fersiz yok. Banshee var. Ölü çağıran var. Şimdi şuradaki esas ikinci ordumda vampir ve ölü çağıran var. Bir tane Banshee yapayım göndereyim ona. Kararlıymış. Çok da dandik bir özellikmiş ama olsun. Hareket kabiliyetini arttırıyor. Lazım yani. Bir fersiz kral, ölü çağıran. Yani Manfred'in yanına da bir iki tane bir şey vermek isterim aslında. Birim vermek istemiyorum ama en azından kahraman vereyim istiyorum. Daha yakından alabilir miyiz Manfred için? Şuralarda falan yoktur değil mi? Yok zaten. Herhalde yoktur. Kalapay belki yok. Alt tarafta vardır ama herhalde bir şeyler. Burada da yokmuş. Nül? İlla buradan göndereceğiz belli ki. Tamamdır. Bir tane vampir sana. Ölüm istemiyorum. Disiplin olsun. Sen Manfred'e doğru de şurada falan karşılaşırsın bence. Bir de ölü çağıran. Şu an liderliği -4 güzeldir. Your wish, master. That will do nicely. İkisine birden birlikleri yenileme vermek birazcık mantıklı olmadı ama neyse artık. Now. Zombiler için öncü mevzilenmesi. Eğlenceli olabilir. Ha, Helmin Ghost demişken. Madem bu kadar kapasitem var. En azından ölü çağıranlarda bir iki kapasitem var. Your wish.
kardeşimizi de Helmingos'a doğru göndereyim ama işte dediğim gibi hiç zannetmiyorum ben hayatta kaldığını. %1 ihtimal falan yani. Elde 12K var. Şöyle kaynak üretimi olan şöyle bir şey varmış. 1000 mi? Yapayım. Belki şundan yapsam fena olmayacak galiba ya. 5'e çıkması çok uzun sürecek yoksa. Ben nülüne ağırlık vereyim falan demiştim bir de. Tamam, burada da bir şuraları büyütüp buralarda bir büyüme binası kurmakta fayda var. Altın dişle ticaret. Hmm. Olur. Mantıklı. Al şunları da imzala. Zamanı gelmedi değil mi daha şu anlaşmayı bozmanın? Bir tur. Tamam, önümüzdeki tur bozabileceğim bu anlaşmayı. Abi gel işte, pusu başarısızlığa da uğramadı halbuki. Neyse. Belki kuzeyden falan da bir saldırı yiyor. Festus garip bir yere gidiyor. Hmm. Benden mi kaçıyor acaba? Konum yozlaşması olan bir eyalette bulunmakta. -5 kontrol. Yuh. Okay, buraları hep yıkmış kardeşimiz. Pusul vaziyetinde ilerle. Hatta şurada kal, tamam. Menfred'le de hatta orayı ele geçirebilirim madem öyle. Yürümesi yeterse, ki yetiyor. Süper. Aman abi, veba olma da gözünü seveyim. Belki Festus beni göremezse bu tarafa doğru hareketlenmeyi tercih edebilir. Bakalım. Niye bu kadar şey yiyoruz? Nurgul yozlaşmasından dolayı mı? King of Darkness. I hunt. Okay. Sen gel şurayı al. This better be important. You dare. Evet, emniyet alındı böylece. Şöyle ikile. Büyüme verelim. Seni şu gitar şafine doğru göndereyim. İlave etmeyeyim daha. Orayı da alırsın. Buradaki orduların da şu an burayı alabilirim ama burayı alırsam burada biraz kalabalık var. Oradan bir büyük bir saldırı yerim. Sıkıntı olabilir. Siz en iyisi şu Wolfenburg'i falan alın geri dönüp. Millet şuradan dolaşıp geldikten sonra oraya öyle saldırırız. Biraz fazla kalabalıklar çünkü gerçekten. Arada Zavastra'yı kaybedersek de kaybederiz. Moving. Senin gitmene gerek yok. Yes, my lord of death. On way. Çünkü nasılsa kuşatma saldırgan özelliği yok. Bu ulaşır herhalde ya. Evet, evet, ulaşır, rahat ulaşır. Uyamadım. %58. Eline sağlık.
kimse yok. Burada %55. Olmadı. Oha, buraya Thorgrim gelmiş. Okey, 24 deneyelim. Başarısızlık, başarısızlık üstüne. Yok, bir tane başarılı olmuştu galiba, değil mi? Yanlış olmasın. Bu kardeşimizi, dur, kimi nereye gönderdiğimi unuttum. Sen oraya gidiyorsun, sen oraya gidiyorsun. Sen... Undeath Ascendant. Vampir gölge... Şunu Hermione'a gönderiyordum değil mi? Yok, bunu Hermione'a göndermiyordum. Bunu Hermione'a gönderiyordum. Evet. Hermione'ın eskiden olduğu yere, daha doğrusu hayatta kalmadığına kesin gözüyle bakarsak eğer. Okay, şuraya doğru devam et. Hepiniz öyle yapın. Oralarda bir yerlerde gireceğiniz orduyla karşılaşırsınız elbet. Sen de aynı şekilde Kevin'cim. %82. Bak. %82'lerle başarılı olmamana alışık değiliz senin. Neyse efendim, bu arada bu ikinci ekstra bölümü de burada sonlandıralım. Önümüzdeki bölümde şunları bir vasallıktan çıkarır, ne olacak ona bir bakarız. Konfederasyon ne kadar yakın onu bir görürüz. İzlediğiniz için teşekkür edeyim. Kendinize iyi bakın.